Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Kurulu bugün Başkent Öğretmen Evi'nde düzenlendi. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı için Genel Kurul'da başkan adayları Murat Atalı, Can Aydın ve Erdal Yılmaz yarıştı. Genel Kurul'a federasyonun 176 delegesinden 166'sının oy kullandığı seçimde mevcut başkan Murat Atalı 92 oyla yeniden başkan seçilirken Erdal Yılmaz 45 oy, Can Aydın ise 29 oyda kaldı. Avrupa şampiyonu olan milli takımımızda yarışan sporcum oldu. Avrupa üçüncüsü olan takımda yarışan sporcum oldu. Her sene milli takımlara sporcu veriyorum. Dolayısıyla ben antrenörlüğe başlarken de kendime şu sözü verdim. Çocuklarla empati yapmak zorundayım. Empati yaparak önce sporu sevdirmem gerekiyor onlara. İşin eskrimi, işin yarışmacı kimliği daha sonra gelen şeyler. Ve bugüne kadar da o ilkeyle çalıştım. Bundan sonra da eğer genel kurulumuz takdir eder, federasyonun başkanlığını eskrimi yönetme yetkisi tarafıma verilirse, emin olun ki en büyük empatiyi kuracak kişi benim. Fransızca eskrimin ana dili, İngilizce orada konuşulan dillerden bir tanesi. Eğer genel kurulumuz takdir eder, federasyon başkanı seçilirsem, yurt dışında da gerek Uluslararası Eskrim Federasyonu ve Konfederasyonun yönetim kurullarında, gerek alt kurullarında ülkemizi layıkıyla temsil edip orada da uluslararası alanda bir eskrim ülkesi olarak artık adımızı daha iyi şekilde anılması için gerekli girişimlerde bulunacağım. Bunda da bunun başarılması konusunda da en ufak bir şüphe duymuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eskrimimiz için hayırlı olmasını dilerim bu genel kurulun. Lütfen oyunuzun kıymetini bilin ve sandıkta buna göre karar verin. Gelecek nesillerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgilendirdiğini lütfen unutmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eğitim ve tesisleşmede evrensel değerlere ulaşmak, eskrimi yaygınlaştırmak, uluslararası düzeyde başarılı olmak, akıl, bilim, liyakat, sportif erdem ve olimpizm ruhunu esas alan bir yapıda bir organizasyon olmayı bizler kendimize eskrim dostları olarak misyon edindik. Çağdaş ve kurumsal bir yapının varlığına ulusal arası düzeyde eskrime saygınlık kazandırmak, dünya eskrimine yön veren sporcu, hakem, antrenör ve yöneticiler yetiştirme olgusunu ise bizler kendimize misyon olarak, vizyon olarak belirledik. Bugünkü konuşmamda sizlere farklı pencereden birkaç şey sunmak isterim. Çünkü bu camianın artık bir değişime ihtiyacı var. Değişime, dönüşüme ihtiyacını olduğunu anlatacağım. 2 yıllık bir süreçtir sahada 60 bin kilometre civarında bir yol kat ettim. Camiamızın paydaşlarıyla mevcut başkanın ve yönetiminin görüşemediği kadar kilometre yaptım, yol yaptım, görüşmeler yaptım. Hiçbir ayrım yapmadan bütün kulüplere, bütün paydaşlara toplantı yaptım, ulaşmaya çalıştım. Buralarda özlediğimiz, hayal ettiğimiz eskrim camiasının hak ettiği durumda liyakatın ön planda olduğu, adil, şeffaf ve yönetimsel bir yapıyı paydaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Genel kurulun camiamıza, ülkemize, sporcularımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize en derin kalbi selam, kalbi sevgilerimle selamlıyorum. Saygılar. Genel kurulumuzun özellikle Türk eskrimine, genelde ise Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli delegelerimiz, şu anda huzurunuzda Türkiye'de eskrim sporunun tarihini yazan bir ekibin temsilcisi olarak bulunmaktayım. 2007 yılında Sayın Müminhan Bilgin'in önderliğinde devraldığımız noktayı bu salonda bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğu gayet iyi hatırlar. Vicdan ve insaf sahibi herkesin teslim edeceği üzere o noktadan bugüne, yani artık dünya eskriminde ciddiye alınan bir ülke konumuna geldik. Masöründen hakemine, eğitim kurulu üyesinden yönetim kurulu üyesine kadar
içinde yer almaktan büyük bir gurur duyduğum fedakar, ehil, dürüst bir eskrim gönüllüsü ekibin tamamının başarısıdır söz konusu olan. Kurduğumuz arşiv sisteminin sağladığı imkanlardan neredeyse her gün istifade edilmektedir. Türkiye genelinde il müdürlüklerimizde ve kulüplerde yıpranmış, kullanılmayan ve atıl bulunan eskrim pislerini toplatarak yenilerinin yapılmasını sağladık. Böylece atıl malzemeleri Türk eskriminin hizmetine sunduk. Aynı zamanda teknik altyapısını oluşturduğumuz video hakemlik sisteminin müsabakalarda kullanılmasıyla hakem, sporcu ve antrenörlerimizin gelişmesine katkı verdik. 2022 yılında eskrimin en önemli organizasyonlarından biri olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı inşallah önümüzdeki sene Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bakanlığımızın önemli projelerinden olan sporcu eğitim merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne inanarak sporcularımızın en iyi antrenörler ile çalışmasını sağladık. Hem uluslararası standartlarda antrenman yapan hem de güçlü yabancı rakipleriyle kamplar ve antrenmanlar yapan, uluslararası müsabakalarda yarışan Türk sporcusunun başarılarının artmasının yolunu açtık. Bakın sporcularımızın yolunu açınca neler oldu. 2012 yılına kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında hiç madalya kazanamayan Türk eskrimi 2012-2021 döneminde 4 Avrupa, 1 Dünya Şampiyonluğu kazandı. 5 altın, 1 gümüş, 8 bronz, toplam 14 madalyaya ulaştı. Akdeniz Oyunlarında 1 bronz, Üniversiteyat Oyunlarında 1 gümüş, 1 bronz madalya ile toplamda 17 önemli madalyanın sahibi oldu. Kıymetli delegeler, Türk eskrimi hepimizin. Tabii onu yüceltme sorumluluğu da. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım.